Bozkurt Nuhoğlu'yla söyleşideyiz. Hoş geldiniz. Merhaba. ODTÜ arabasını devrimciler yaktılar. Evet. 12 devrimci arabasını yaktıklarından dolayı Ankara 1. Asya Cezası'nda yargılandılar. Ne garip biliyor musun? 12 arkadaş da hepsi öldürüldü. Karşı çıktım ona ben. Hı. Ama Deniz'in emri vakisi yaptırdı bunu. Yani geldik işgal konseyini kurduk. 30 gün sürdü. Ankara'da İş Bankası'nı soymaya karar verdi. Deniz'e bu öğütü yaptım. Fakat sonradan çok açık söylüyorum, Deniz'le beraber ölmediğim için pişmanım yani. Keşke onunla beraber gitseydim yani. Dündar Kılıç'a şöyle bir başlangıç yapayım. Eğer bir kabadayı olmasaydı mutlaka devrimci olurdu. 200 kişi falan vardı. Bir general geldi. Koğuşları teftiş ediyor. Dedi ki devrimciler bu tarafa, lumpenler bu tarafa geçsin dedi. Neyse ikiye ayrıldık. Dündar da bizim tarafa geçti. Dedi ki çocuklar paramız bitti. Sabah kahvaltılarında peynir artık vermeyeceğiz. Dündar yatağından bağırdı. Ne oldu? Mahkumun peynirini kesemezsin dedi. Çünkü o eski bir tutuklu olduğu için peynir karaciğeri besliyor. Yılmaz Güney'e çok yakın arkadaştı. Dündar da Yılmaz Güney gibi, Dündar da fakir bir aile çocuğu, Sürmeyeden çıktı. Dönemin en sol ve en sert tarafında olan birisi olarak. Daha sonra siz Alaaddin Çakıcı'nın avukatını yapmakla eleştirildiniz. Evet, biliyorum. Merhaba değerli dostlar. Neredeyiz videomuzun bu bölümünde neredeyiz? 68 öğrenci olaylarını bizzat yaşamış Deniz Gezmiş'in en yakın arkadaşlarından ve dava arkadaşlarından. Son kabadayı Dündar Kılıç'ın en yakın dostu. Bir dönemin en yakın şahidi Bozkurt Nuhoğlu'yla söyleşideyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, idare ediyoruz. İlk önce Deniz Gezmiş'le nasıl tanıştınız? Onu sizden dinleyebilir miyiz? Evet. Bir avukat arkadaşımın tarifiyle başlayayım. Dedi ki ben 66'da İstanbul Hukuk Fakültesi'ne geldim. İki şeye tanık oldum. Bozkurt abinin sesi, Deniz Gezmiş'in de boyu. Rahmetli çok fark edilir bir uzunluktaydı. 1.94 boyu vardı. Evet. Dal gibi bir delikanlı. Ondan ilk tanışmam 1964'te oldu. O yeni gelmişti fakülteye. Hı hı. O zaman Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda, Cağaloğlu'nda olaylar oluyordu. Bizim devrimci arkadaşlar kongreyi kazanıp federasyon başkanı olmuşlardı. Faşistler bunu azmedemiyorlardı. Her gün federasyonu basmak gibi bir girişimde bulunuyorlardı. Deniz'le devamlı bir öğrenci topluluğu da izliyordu olayları. Hı hı. O olaylarda polis bir operasyon düzenledi orada. Herkesi gözaltına alıyordu. En sonunda operasyon yürüten müdür dedi ki bu beyi de alın dedi. Yanındaki amir dedi ki onu alamayız, o Bozkurt Nuhoğlu dedi. Olay olur dedi. Hı. Alın lan, kimdir dedi Bozkurt Nuhoğlu. Neyse yaka paça beni yukarıdan indirdiler aşağıya. Deniz'de kapıdaydı. Şeye bindirdiler. Cibe. Hı hı. Ama cip gitmiyordu. Öğrenciler sarmıştı cibin etrafını. Hı. Yanındaki amire dedim ki ben bir konuşayım dedim de açılsın yol dedim. Biraz tereddüt etti, müsaade etti. Ben çıktım cipten. Dedim ki haksız yere beni gözaltına alıyorlar. Hep beraber Bursa Nutku'nu okuyalım dedim. Onun üzerine Deniz'i orada ilk defa gördüm. Çatışma başladı. Beni götüremediler. Hmm. İndirmek zorunda kaldılar. İlk defa Deniz'e tanışmam öyle oldu. Sonra demek 64-70'e kadar bu dostluğumuz devam etti. Evet. Birkaç kez tutuklandık beraber. Sultanahmet'te, Davutpaşa'da yattık. Peki hem Deniz Gezmiş'i arkadaşınız Deniz olarak, bir de bizim bildiğimiz Deniz Gezmiş olarak sizden bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Arasında farklar var mıydı? Nasıl bir insandı? Yani Deniz ilk planda herkesin göze
çarpacağı bir fiziksel özelliklere sahipti. Hı hı. Yani şunu demek istiyorum, bir kere çok yakışıklıydı. Bu kadar uzun bir boy, bu kadar güzel kaş göz, saçlar ve çok anlamlı bir yüzü vardı. Şurada resmi var, orada da görünüyor. Öyle bir adam. Bir de tabii o anlamlı yüzünün altında müthiş bir sıcaklık, alabildiğine bir sıcaklık. Yani en güzel şey, denize tartışırken tartışırsın, çok aykırı bir şey söylediğin zaman seni ikna edemezse boynuna sarılır öperdi seni. O kadar sıcakkanlı bir insan. Bir de espiritüel bir tarafı da varmış bildiğim kadarıyla. Evet. Çok eğlenmeyi de severmiş arkadaşlarıyla. Arkadaşlarına takılmayı da severmiş bildiğim kadarıyla. Severdi, evet. Peki deniz gezmişten bahsedecek olursak, bizim bildiğimiz deniz gezmişten. Biliyorsunuz, siz de izlemişsinizdir. İşte mahkemedeki tavırları. Hı hı. Yani olağanüstü bir kararlı kişi. Asla geri adım atmayan. Hı hı. Şeyde yargılanıyoruz, 3. Asya Ceza'da. Savcı iddianameyi okudu. Alçak yalancı dedi savcıya. Hı hı. Bir başka olay, en işte anılarımda bunun hazırladım, onu anlatacağım. 1969'da İstanbul'da anti-Amerikan gösteriler had safhaya vardı. İstanbul polisi şey yapamıyor olaylara, müdahale edemiyor. Vali beni, Deniz'i, Celal Doğan'ı. Mustafa Gürkan'ı, Profesör Tarık Zafer Tunay'ı, Profesör Çetin Öz'ü güvenlik zirvesi yapmak için Babi Ali'ye çağırdı, valiliğe. Hı hı. Kalktık gittik. Şöyle bir yuvarlak masa, vali orada, Deniz burada köşemde, Celal Doğan burada, hocalar da şöyle yandan oturdular. Vali şey hocalara döndü, durdurun olayları dedi. Rahmetli Tarık Hoca söze girdi, dedi ki vali bey bizi niye suçluyorsunuz? Olayların şeyleri, liderleri burada. Bizde ne alakası var? Sonra bana döndü, rica ediyorum dedi, olayları durdur Bozkurt. Dedim ki olayların müsebbibi biz değiliz vali bey. Olayların müsebbibi polislerdir. Şimdi eğer durmasını istiyorsan olayların, polisleri geri çekeceksin. Hemen radyoda bunu açıklayacaksın. Biz de öğrencileri geri çekeceğiz. Vali dedi, Vefa Poyraz'dı vali. Vali dedi ki ben böyle bir şey yapamam. Ben burada devleti ve hükümeti temsil ediyorum. Güvenlikten sorumluyum. Böyle bir şey yapamam. O zaman sonuçlarına katlanırsın dedim. Vali gene ısrar edince aynı noktada, rahmetli Deniz yanımdaydı. Yani çok sessiz bir tonda hainlerle pazarlık yapma dedi. Evet. Vali bunu duymamazlıktan geldi. Belki de duymamıştır. Bu tartışma sürerken belki bir iki dakika sonra Deniz birden ayağa kalktı. Bana dönerek hainlerle pazarlık yapma dedi. Toplantı bitmişti zaten o lafı deyince. Yani şimdi onun karakterini anlatmak bakımından. Evet. Ben bu kadar roman okudum, film seyrettim. Böyle bir devrimci tavrı görmedim bir yerde. Bu kadar sert, bu kadar kararlı. Devletin valisine hain diyorsun yüzüne karşı. Aynı tepkiyi yakalandığı zaman İçişleri Bakanı yanına gittiğinde de gösterdi. Göstermişti. Şeyi hep hatırlarım o tavrında. Zapata'yı seyrettiniz mi? Hayır. Viva Zapata'yı. Marlon Brando'nun ünlü filmi. O zaman çıkınca seyret onu ya. Tamam. Söz. O Zapata biliyorsun Meksika'da özgürlük mücadelesi ediyor. Daha başlamadan önce köylüler 30 yıldır devlet başkanı olan adama çıkıyorlar, bir generalle. 30 yıldır yönetiyor Meksika'yı. Diyor ki bunlar grup halinde, işte topraklarımızı gasp ediyorlar başkanım. Hı hı. Bize yardımcı olun falan. Başkan da diyor ki evlatlarım, onlara evlatlarım diyor. Ben 30 yıldır başkanınızım. Sizin davanızı şey yapacağım diyor. Avukatlarıma vereceğim, bitireceğim ben. Sabır telakki ediyorum size, tavsiye ediyorum diyor. Deyince Zapata ön plana çıkıyor. Başkanım diyor, biz sabır yemiyoruz diyor. Mısır ekmeği yiyoruz diyor. Bu da müthiş bir tepkidir şey, evet. Başkana. Evet. Başkanı ret ediyor yani sabır. Ne evet. Sabırı? Deniz'in ne bu tavrını ona benzetirim hep. Evet. Hainlerle pazarlık yapma bana dedi.
Peki o bu süreç içinde deniz gezmiş de çok özel bir anınız var mı? Hapishanede bir güzel anım var. O da harika, beni çok etkiliyor. 67'de İktisat Fakültesi'nin düzenli AYSEK Kongresi vardı. Hı hı, evet. Bu uluslararası... Süleyman Demirel'in katılacağı. O katılmadı. Katılmadı, yardımcısını gönderdi. Seyfi Öztürk'ü gönderdi. Evet. Hı hı. Biz programımız şöyleydi. Süleyman Demirel gelseydi ben çıkıp mikrofonu elinden alıp ben konuşacaktım orada. Fakat Süleyman Demirel gelmedi. Seyfi Öztürk'ü gönderdi. Biz de programı değiştirdik. Değmez dedik bu adama. O kadar sert bu adama. Konuşturmayalım onu, yeter. Neyse, konuşturmadık onu hiç. Hiç bir kelime edemedi. İndi gitti. Çıkınca 11 kişi tutuklandık. Hı hı. Neyse şeyde kaldık. Sultanahmet cezaevinde. Bir gün bir öğle üzeri yatıyorum yatakta. Deniz de geldi. O ayakta, ben sigara içiyorum. Ona takılmak geldi içimden. Tabii ben Deniz'den 7 yaş büyüğüm. O 47'li, ben 39'luyum. Dedim ki senin gibi çok devrimci gördüm dedim. Sigaradan bir duman aldım, üfledim oraya. Dedim bak, bu duman gibi kaybolup gideceksin dedim. Deniz bana döndü çok sert bir tavırda. Bak bu sefer ben kalacağım dedi, sen gideceksin dedi. Dediğini yaptı, o kalıcı oldu. Biz hiç hikaye yani. Bu yani evet. Güzel bir anı benim. Evet, güzel güzel bir anı. Peki o dönemde bir Efe Elrum olayı oldu. Bir de Komer olayı Ankara'da. O süreçte sizin cephenizde neler yaşandı? Siz o olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Elrum olayında hapisteydim zaten. Hı hı. Yok, dönemsel olarak soruyorum. Dönemsel olarak önce Komer'den, bak Komer olayı ciddi bir şeydi yani. Ciddi bir karşılık vermeydi CIA'ya. Biliyorsunuz Komer şaibeli bir adam. Katil yani. Hı hı. Vietnam'da olağanüstü operasyonları yönetmiş. Bir sürü faili meçhul cinayetlere emir vermiş bir adam. Türkiye'de de onun o şekilde tepkiyle karşılanması iyi bir olaydı. O da gerekli şeyi buldu. Bir daha acı bir şey anlatayım. Sonra Komer biliyorsunuz ODTÜ'ye gitti. Evet. ODTÜ arabasını devrimciler yaktılar. Evet. 12 devrimci arabasını yaktıklarından dolayı Ankara 1. Asya Cezası'nda yargılandılar. Ne garip biliyor musun? 12 arkadaş da hepsi öldürüldü. Bilahare. Taylan Özgür'den başladılar. Evet. 69'da. Hepsi çeşitli... Mahir Çayan içlerinde. Vardı tabii. Hı hı. 12 kişi hepsi öldürüldü. İlginç bir şey. Peki 68 öğrenci olayları süreci nasıl başladı? Neden başladı? Şimdi, fitili nasıl, o kıvılcım nasıl yandı da daha sonra bir alev haline geldi? Tarihsel olarak anlatayım. Bütün dünyadaki ilerici hareketlerde, devrimlerde birbirine ekli olarak diyalektik bir bütünlük vardır. Fransız devrimi olmasaydı 1917 devrimi olmazdı. 1917 devrimi olmasaydı Kurtuluş Savaşı da zor olurdu. Birbirinden etkileniyorlar. Tabii etkileniyorlar. Diyalektik olarak birbirlerinin etkisindeler. Yani kesin. Fransız devrimi olmasaydı asla Bolşevik devrimi olmazdı. Bolşevikler orada iktidar olmasaydı Kurtuluş Savaşı'nı zor yapardık biz. Şimdi 961 Anayasası ülkeye kısmı olsa bir özgürlük ortamı getirdi. Bu özgürlük ortamında insanlar öğrendi. Özellikle aydın kesim olan öğrenciler. Bütün arıza düzeni kendisinde, adamlarda değil yani. Hı hı. Çok güzel bir anımı anlatayım size bununla ilgili. John Strachey diye bir İngiliz yazar var. Türkiye'de ilk sosyalizm nedir diye bir kitap çıktı. Ben bunu aldım böyle bir 30 sayfa kadar. Yenikapı'ya gittim, okudum onu. Sinirlendim çok. Koştum üniversiteye. Gittim Tarık Zafer'in, girdim odasına. Kitabı attım şey masasına. Dedim ki, bak bu kitapta neler yazıyor? Siz bunların hiçbirini bize öğretmiyorsunuz hocam dedim ya. Hoca böyle sakin sakin kitabı aldı baktı. Dedi ki, neye kızıyorsun Bozkurt dedi ya. Biz de sosyalizmi yeni öğreniyoruz dedi. Şimdi düşün, tek yönlü bir eğitim üniversitede. Bunun farkına vardılar öğrenciler. 60'ta başladı bu. 60'ta biliyorsunuz
Demokrat Parti'nin işte o takat komisyonu kurdu anayasaya aykırı. İhtilal oldu. Biz isyan ettik ama 28 Nisan'da. Ben de onun içindeydim. Orada da gözaltına alındım. Ama sizin davanız ve süreciniz 61 Anayasası'nı destekliyordu benim bildiğim kadarıyla. Tabii tabii. Onunla ilgili de güzel bir şey anlatayım size. 72'de tutuklandım tekrar. Davutpaşa'dayız. Bizim koğuşa bakan bir binbaşı var. Yoklama yapıyor. Benim ismimi görünce, ya seni bir yerden hatırlıyorum. Nereden acaba dedi ya. Dedim, binbaşım biz farklı işler yapıyoruz. Beni hatırlamana imkan yok dedim. Olabilir dedi falan. Bir saat geçti. Tekrar geldi. Dedi ki, seni hatırladım. Sen 70'te de 60'ta da buradaydın dedi. Bak, ben dedi o gün teğmendim, binbaşı oldum, sen hala öğrencisin. Bundan siz utanın dedi, ben ne utanayım ya? 61 Anayasası'nın getirdiği özgürlükler gençleri uyandırdı. Arızanın nerede olduğunu kavradılar. Biz yani 68'de işgal ettik üniversiteleri. Evet. Akıllanmadılar, Samsun'dan Ankara'ya yürüdük. Ya bunlara uyarıydı bunlara. Samsun-Ankara yürüyüşü de çok önemli. Samsun-Ankara yürüyüşü nasıl oldu, onu anlatabilir misiniz? Samsun yürüyüşü, o da Deniz'in bir fikriydi. Tereddütsüz katıldım ben de. Yani dedik ya, bunlara bir uyarı daha yapalım bu ahmaklara ya. Bunlar adam olmazlar ama biz son bir görev daha yapalım. Ne yapalım Deniz? Samsun'dan Ankara'ya yürüyelim. Yürüyelim. Yürüdük, iyi bir yürüyüştü. Anlamlıydı. Bir de işgal. Üniversite işgali. İşgal Deniz'in fikriydi. Bir hafta evvel bana bunu açtı. Karşı çıktı bana ben. Şundan karşı çıktım. Bir tarihte okumuştum. Geçmişte Tarhan Üniversitesi'ni işgal etti şeyler. Öğrenciler. Şah'a karşı. Şah'ın komandoları indi Tarhan Üniversitesi'ne paraşütle. Bir sürü insanı öldürdüler. Bu aklıma geldi benim. Yani biz böyle bir girişimde bulunursak aynı şeyi yapabilirler bize diye karşı çıktım ona ben. Ama Deniz'in emri vakisi yaptırdı bunu. Deniz'in fikriydi. Taban da müsaitti böyle bir şeye. Yani geldik, işgal konseyini kurduk. 30 gün sürdü. Bir sürü vaatler ettiler bize. Demirel bile şaşırdı. Dünya bir acayip oldu dedi. Ben de anlayamıyorum ne olduğunu. Petino'nun ünlü sözü var tabii. Sonra vazgeçti ama. Boykotla işgal aynı şeydir dedi. Sonra da şey dedi. Yani daha kötü bir laf kullandı bizim için. Sanırım bu silahlı mücadeleye geçmenin son durağı İstanbul işgali. Çünkü orada verilen sözler tutulmayınca ondan sonra Deniz diyor ki artık bu konuşularak halledilebilecek bir şey değil. Silahlı mücadeleye geçmemiz lazım. Sanırım o silahlı mücadelenin son durağı artık. Son durağı. Çünkü konuşularak bir şeyi halledilemeyeceği anlaşılıyor. Yahut da Samsun yürüyüşü son durağı. Sizin bu silahlı mücadeleye geçme kararına o zaman bakış açınız neydi? Onu da anlatayım. O dönemi değerlendirebilir misiniz? Deniz 13. Bu konuyla ilgili sizin bir kendisiyle görüşmeniz oldu mu? Çünkü birçok arkadaşıyla silahlı mücadele konusunda konuştu. Anlatacağım. Zannediyorum 14 Şubat 1970'te mi, 71'de mi ilk defa Ankara'da İş Bankası'nı soymaya karar verdi. Ben o zaman Türkiye Milli Gençlik Şartı Başkanı'ydım. Ankara'ya gittim. Deniz ODTÜ'deydi. Deniz'e gittim, ziyaret ettim. O beraber asıldı. İki arkadaşla aynı koğuşta yatıyordu. Hüseyin ve Yusuf. Evet. Biraz orada muhabbet ettik. Sonra Deniz ayağa kalktı. Dedi ki, çocuklar bize müsaade, Bozkurt abiyle ben biraz özel konuşacağım dedi. Çıktık, 12 saat kaldık ODTÜ'de onunla. Onu bu işe başlamaması konusunda ikna etmeye çalıştım. Şimdi ben noktayı nazarımı söyleyeyim size. Şimdi bir gün Tarık Hoca benim çok sevgili dostumdu. Anayasa profesörü bizim. Bir gün bana dedi ki, kitapları dedi size yanlış tercüme ediyorlar dedi. Dedim ki, hocam ben lisan bilmiyorum dedim. Ne tercüme edilirse onu okuyoruz dedim. Bak Che Guevara diyor ki dedi, o herhalde özel metninden okudu onu. Bir ülkede kağıt üzerinde bir anayasa varsa, kağıt üzerinde bile, o ülkede gerilla savaşının şansı yoktur. Bu benim kafama çakıldı. O Deniz'e o söyleşte de bunu gündeme getirdim.
Hatta onu vazgeçirmek için dedim ki Deniz, ben senden daha mı az yüreksizim? Ben sana niye katılmıyorum? O gene her zamanki gibi böyle o uzun kollarını boynuma sardı. Dedi ki senin için program hazırladık dedi. Dağda dedi kurtarılmış bölgeyi ilan ettiğimiz zaman seni orada karşılayacağız dedi. Ve vazgeçmedi. Yalnız birçok şey, ilginç bir şey söyledi bana Deniz. O hiç yazılıp çizilmedi. Onu anlatayım size. Dedi ki, bak abi dedi, senin legal politika yapma şansın var. Benim yok dedi. Beni öldürecekler dedi. Evet. Ha, yani bunu vurguladı. Yani ben bu yola mecbur gideceğim. Nasıl öldürecekler beni dedi. Ankara'dan gitmesinin sebeplerinden bir tanesi de o. Buydu, evet. Evet. Yine bunu söylediğini biliyorum. Bir de Ertuğrul Kürkçü'yle de böyle bir sohbeti var. Orada da devrim başarılı olmaz, herkesin bir koğuşu olacak. THKO, THKPC, DSO, bunların hepsinin ayrı ayrı hücresi olacak dedi. Ertuğrul Kürkçü de bizim hücremiz hangisi olacak dediğinde, bizim hücremiz olmayacak, biz öleceğiz diye cevap verdi işte. Evet. Aslında en başından yola çıkmadan evvel de gideceği yolu ya da sonunu, onların bu sonlarını göze alarak bir yola çıkmışlık var. Son söyleyeceğim lafı şimdi söyleyeyim. Deniz'e bu öğütü yaptım. Fakat sonradan çok açık söylüyorum, Deniz'le beraber ölmediğim için pişmanım yani. Keşke onunla beraber gitseydim yani. Ruhları şad olsun diyelim. Evet. Peki, az önce Efraim Elrom'dan sonra, pardon, Komer olayından sonra bir de Efraim Elrom'u soracaktım. Onu bir kaçırdık. O olayı, o süreci de anlatabilir misiniz? Elrom şeydeyken, kaçırıldığı zaman ben Maltepe cezaevindeydim. Yani onu o günler işte basından izledik, sonra da arkadaşlardan. Erol'un kaçırılışı şeydi bence. Doğru bir tavır değildi yani. Bir de Erzom'un başka bir özelliği var, biliyorsunuz onu siz. Erol, İsrail'de bir istihbaratçı, hı hı, ve antifaşist bir adam. Hı. Yani Nazilerin peşine düşmüş, onları kovalamış, öyle bir adam. Yani bence o doğru bir hareket değildi. Biliyorsun oradan sonra Balyoz hareketi başladı. Evet. Nihat Erim'in Balyoz hareketi. Nihat Erim'in. Hı hı. Binlerce insan gözaltına alındı, işkenceye çekildi. Yani ben o konuda politik fikirlerimi söyleyeyim. Devrimci teröre inanırım ben. Hı hı. Ama kitlelerle bütünleşmeyince olmaz o. Yani öyle bireysel terör yani. Çıkalım bir tane alçağı, haini öldürelim, bitecek mi sonuç? Daha kötüsü gelecek onun yerine. Ama yani şiddet kitlelerle bütünleşirse başarıya ulaşır zaten. Evet. Peki Deniz Gezmiş'in Mustafa Kemal Atatürk anlayışı nasıldı? Onu birçokları yanlış anlıyor. Bir kere Mustafa Kemal olağanüstü bir itilacı. Yani bir devrimci. Yani geçen yüzyılın, çok samimiyetle söylüyorum, en büyük değişim projesini hayata geçiren adam o. Lenin de dahil buna. Hı hı. Böyle bir adama Deniz hayran olmaz mı yani? Deniz Mustafa Kemal'e hayrandı. Niçin hayrandı? En büyük değişim projesini hayata geçirdiği için. Niye hayrandı? Gericiliği tasfiye etti. Saltanatı yıktı. İktidarı yukarıdan aldı. Hı hı. Halkın eline verdi. Hayrandı Mustafa Kemal'e. Hatta bizim devamlı söylediğimiz şarkı, düşman çıkmıştı vatana, Kemal Paşa çıktı daha, bağırdılar bir ağızdan, istiklali tam Türkiye. Sürekli söylediğimiz şey. Bunu söyleyen adam tam bir Kemalisti bence. Hayran da ona ya. 24'te Sovyetler Büyükelçisi Arolov Mustafa Kemal'i ziyaret ediyor. Diyor ki paşam, toprak reformu yapıp cumhuriyetinizi taşlandırın diyor. Hı hı. Mustafa Kemal de diyor ki bakın ben Kurtuluş Savaşı'nı belirli ölçüde halkla beraber toprak ağlarına dayanarak yaptım bunu. Şimdi böyle bir şey yaparsam karşı çıkarlar. O zaman cumhuriyet tehlikeye girer.
bu aşamada yapamam bunu diyor. Yani Mustafa Kemal tarihin yazdığı en büyük strateji uzmanı. Şimdi 920'de Mustafa Kemal adamlarını Moskova'ya gönderiyor Lenin'le. Bolşevik Komitesi'nde Türkiye'ye yardım konusu tartışılıyor. Karşı çıkanlar var. Lenin şu tarihi yapıyor. Orta Doğu'da şu aşamada sosyalist devrimlerin şansı yok. Mustafa Kemal harika bir burjuva ihtilalcisidir. Ona destek vermemiz lazım. O kadar açık. Ondan daha iyi doktor mu var dünyada Lenin'den? Lenin bunu görüyor ve yardımlar başlıyor. Tabi Mustafa Kemal bir sosyalist devrimci değil, bir burjuva ihtilalcisi. Ama burjuva ihtilali deyip geçmeyin, dünyanın en büyük ihtilali kebir Fransız devrimi. Evet. Zaten dünyayı değiştiren ilk devrim Fransız devrimi. İhtilali kebir ya, en büyük devrim. Evet, en büyük devrim. Bin yıllık şeyi kaldırdı ya, köleliği kaldırdı dünyada. Bundan büyük devrim mi olur daha ya? Onun için Mustafa Kemal'e hayrandı Deniz. En iddialı kişi olarak söylüyorum ben bunu. En yakında. Hayran olmamasına imkan yok. Öyle bir itirarcıya kim hayran olmaz? Saltanatı tasfiye etti ya. Gericiliği yıktı. Peki Deniz Gezmiş hiç aşık oldu mu? Deniz Gezmiş biliyorsun Kasır diyor ki bütün komünistler romantiktir diyor. Deniz de bir romantikti tabii. Olmuştur. Onun bir aşkı da Avni Anadolu. Hatta biz hapisteyken onlar bir defter. Bir hafta birisi yazardı, bir hafta da ötekisi. Karşılıklı defterleri alıp giderlerdi birbirine. Bir gün Deniz'e dedim ki bu hafta Avni'ye mektubu ben yazacağım dedim. İyi dedi. Avni'ye istemeden bir mektup yazdım. Ya bizi bırak dedim rahat ya. Kendi hayatını yaşa dedim falan. Avni'ye de bana sistem dolu bir mektup yazdı Deniz'e. Dedi ki ya sen bozkurt uyma, sen çok romantik, akıllı, duygusal bir adamsın. O insan değil dedi, makinedir o dedi bozkurt. Tabii öyle deyince Deniz'in gözüne beni büyütüyor daha çok. Mekaniktir bozkurt dedi ya. Sonra zaten Deniz ondan sonra çıktı, tekrar hapse çıktı. Bir daha dönecek durum olmadı üniversiteye zaten. Ya size çok güzel bir şey daha anlatacaktım. Dur buraya anlatayım onu ya. Buyurun. Bir gün orta bahçede oturuyorum. Deniz girdi bahçeye. Bağırmaya başladı. Bana Boz Bey derlerdi. Bozkurt dememek için. Deniz girdi orta bahçeye. Ben de oturuyorum banklarda. Hey Boz Bey, tarih seni gene beraat ettirdi dedi. Hayrola Deniz, ne oldu dedim, geldi. Deniz'in Üsküdar'daki evinin üst katında savcı oturuyordu, basın savcısı. Deniz'i bir gün çağırmış. Demiş ki ya Deniz oğlum, sen akıllı bir çocuksun. Sen derslerinde bitir okulu, yargıç ol, politikaya atıl. O bozkurta uyuma oğlum demiş ya. O bir profesyonel o ya. Anlamıyor musun onu ya? Neyse Deniz bayıldı tabii bu şeyine. Savcı onu deyince onu lehime yorumladı Deniz. Beni övdü savcı onun gözünde. Evet. Profesyonel devrimci diyor, daha ne diyecek yani. Deniz'in arayıp da bulamadığı adam. Peki yakalanma sürecinde siz neler yaşadınız? O süreçte ne zaman artık bu dava bitti ya da artık kaybettik dediğiniz nokta oldu mu? O süreçte neler yaşadınız? Yani ben o yakalandığı zaman Milli Gençler Teşkilatı Başkanı'ydım. Yani zaten asılacağı ümidiyle bakıyorduk ona arkadaşlar olarak. Çünkü Türkiye hiçbir gün olmadı. Demokrat olmadı zaten. Yani kin duygusuyla hareketler. Biliyorsunuz mecliste de Demirel, bu arada onu da vurgulayayım. Türkiye'deki şu anda bile yaşanan bütün kötülüklerin kaynağında Demirel vardır. Peki 3 kişinin asılmasının... Bunları da asarken meclise bağırdı biliyorsunuz. 3'e 3 diye. Onu söyleyecektim şimdi. Onunla bir alakası var mı diyecektim. Demek ki. Demirel onayladı onu meclise. Onaylamazsanız çıkmazdı meclisten zaten idam kararı. Anladım. Peki sizin
hem gözaltına alınırken koluna girerek bir yere girme fotoğrafınız var. Bir de mahkeme koridorlarında yan yana durduğunuz bir fotoğraf var. Vardır. Evet. O fotoğrafların arka planda neler yaşandı? O fotoğrafların hikayesi nedir? O fotoğraflar işte Aysek olayında yargılandığımız fotoğraflardı. Bir tanesi ilk o. Kol kola giriyorsunuz. Etrafınızda polisler var. Sanırım şubeye giriyorsunuz. Bir fotoğraf var. Abi şu koridorda var, evet. O küçük bir mini işgal oldu üniversitede. Üniversiteye 2000 polis girdi. Girdi. Hatta beni çağırdılar şeye, nedir onun adı. Yukarı dekanlık odasına. Dediler ya, bize yardım et, Deniz'i ver bize. Deniz'de üniversitede bir yerde saklanıyordu. Ya dedim ki, yerini bilsem veririm size yani. Deniz'in yaptığı bir şey, bir şey de yapmamıştı Deniz. Dekana hakaret etmişti. Sonra bir uzlaşma oldu aramızda. Yani müdür söz verdi bana. O toplantıda şey vardı zaten. MİT müsteşarı vardı. Birinci ordu komutanı, kurmay başkanı vardı ya, vali vardı falan, bütün şeyler, hepsi söz verdiler. Hiçbir şey yapmayacağız, ifadenizi alacağız, hepsi o kadar. Sonra işte Deniz'de kol kola girip üniversiteden çıktık, o resim o dışarıda var. Evet. Bir de mahkeme koridorunda yan yana bir fotoğrafınız var. Var. O da Aysek davasında. Aysek davasında. Bir de son süreçte bir uçak kaçırılma hikayesi var. Bulgaristan'a kaçırılan uçak. Onunla ilgili bilginiz var mı? O, evet, ben öğrenciydim. O deli o. Bayağı deli. Yani biz deli muamelesi yapardık ona. Sonra onu Bulgaristan iade etti. İlk verdiği şey, beyanat şeydi. İlhan Selçuk Cumhurbaşkanı, Denizli Savunma Bakanı, Bozkurt'u Adalet Bakanı yapacaktım dedi. O geri kalanları orada ilticacı olarak kaldılar bildiğim kadarıyla. Kaldılar, evet. Ama o uçak kaçırma hikayesi de bir işe yaramadı. Yok, yaramadı. Anladım. Peki en son konuşmanız nasıl oldu? En son görüşmeniz nasıl oldu? Nerede, ne zaman gördünüz en son? En son konuşmam Ankara'da ODTÜ'de oldu. ODTÜ'de, az önce anlattınız. Evet, iş vakasını soymadan evvel, bir gün evvel. Anladım. Peki vefatını duyduğunuzda neler hissettiniz? Vefatını duyduğum zaman da Davutpaşa cezaevindeydim. Yani o gün olağanüstü bir gün yaşadı. 250 tutukluyduk orada. O gün hiç kimse konuşmadı akşama kadar. O gün bir açlık grevi de oldu. 2 gün yemek yemedi kimse. Ziyarette kabul etmediler. Öyle bir şeydi. Olağanüstü bir gündü. Peki, şimdi Dündar Kılıç'a geçeceğim. Evet. Dündar Kılıç'a şöyle bir başlangıç yapayım. Eğer bir kabadayı olmasaydı mutlaka devrimci olurdu. Evet, onu da soracağım zaten. O neden o kadar o devrimcilikten etkilendi gibi sorularım da var. İlk önce Dündar Kılıç'la nasıl tanıştınız? Dündar Kılıç hapishaneye geldi, oradan tanıştık. Dışarıda da tanışırdım ondan ben. Onun avukatı Mahmut Kemal Kumkumoğlu'ydu. Benim de avukatımdı. Dündar Kılıç üstelik de hemşerim olur yani. Trabzonludur orada. Evet. O vesileyle Sürmeneli. Tanışırdım. Sürmeneli, evet. Yani onu söyleyeyim, bir tavrını söyleyeceğim. Maltepe'den şeye nakledildik, Alemdağ cezaevine. Dündar da oradaydı. Bir gün 200 kişi falan vardı. Bir general geldi. Koğuşları teftiş ediyor. Dedi ki, devrimciler bu tarafa, lumpenler bu tarafa geçsin dedi. Neyse ikiye ayrıldık. Dündar da bizim tarafa geçti. Dedi ki general, Dündar sen o tarafa niye geçiyorsun, bu tarafa geç dedi. Dündar çok amiyane bir tabirle, onu da anlatacağım o hikayede. Biz senin bildiğin yakası karanfilli ibnelerden değiliz dedi. Biz de devrimciyiz dedi. Aa, evet. Evet.
O bu şiir de Atilla İlhan'ındır. Evet, evet. Evet. Ben ona o şiiri son kıtasını değiştirmiştim. 1949 Eylül'ünde birader Dündar ve ben sokaklarında Mohikanlar gibi ateşler yaktık. Unuttum ulan İstanbul, sana taptık ulan sana. O Mırç lafını Dündar diye çevirmiştim ben. O da çok severdi onu. Evet. O laf da ondan kalmış hatırına. Biz yakası karanfillerden değiliz değil mi? Bir başka anı daha, bu buyurun, da güzel. Buyurun. Maltepe'de bu. Şey yapıyoruz, grup toplantısı orada. Ekonomik durumumuzu görüşüyoruz. Ben de kıdemleriyim onların. Yani ben yönetiyorum koğuşu. Dedim ki, çocuklar paramız bitti. Sabah kahvaltılarında peynir artık vermeyeceğiz. Dündar yatağından bağırdı. Ne oldu? Mahkumun peynirini kesemezsin dedi. Çünkü o eski bir tutuklu olduğu için peynir karaciğeri besliyor. Dedim paramız yok, nasıl olacak? Bütün koğuşun peynirleri benden dedi. Hemen öbür gün iki teneke peynir geldi şeye. Anladım. Vay yani şey, evet, enteresan bir hikaye. Yani yüreği şeydi gerçekten, mazlumla yana. O da sorularımın arasında var. İlerleyen zamanlarda soracağım onu. Peki bir de şey var. Dündar Kılıç'ın ilk siyasi koğuşa alınmasında, şimdi siyasi koğuşta komün bir düzen var. Fakat bu da kabadayı. Bunun da kendi düzeni var. Evet. Çünkü sürekli zaten girip çıktığı için içeride zaten belli bir düzen oluşturmuş. Fakat siyasi koğuşa geldiğinde o kendi düzeninden bu sefer dışarı komün düzeni ayak uydurmak zorunda kalmış gibi bir durum var. O süreci biliyor musunuz? Tabii hemen adapte oldu bize yani. Hiç kendi düzenini kaldırdı, bizim komün düzenine adapte oldu. Orada bir de Sultan diye bir arkadaşı var mı sanırım? Ha, o ilk gerici. Önce reddetmiş Sultan o düzeni. Reddetti. Sultan gericiydi, o da öldü Allah rahmet etsin. Gerici, garip bir adamdı. Ama o reddetmiş, biz demiş kabadayız, biz burada işte en dipteki yatağı alırız, duvara sırtımızı vereceğimiz duvara alırız. Fakat koğuştaki sistemde ilk gelenlerin en öndeki yatakta yatması, evet, ve şeye göre, arkadan gelenlere göre ilerlemesi üzerine kuruluymuş bildiğim kadarıyla. Evet. Bunlar ilk öne demişler, biz orada yatarız. Sonrasında sanırım Dündar Kılıç diyor ki, Sultan diyor, burası diyor devrimci koğuşu, burada diyor bizim diyor kurallar işlemez, ses çıkartma. Hatta şöyle bir anekdot var. Bunlar bugün mahkum, yarın milletvekili, ayağını denk al demiş. Demin bak unuttum onu, esas onu söyleyeceğim. Maltepe'de bir gün sohbet ediyoruz. Dündar bir bu bakıma öz eleştiri. Ya dedi ki, biz kendimize kabadayı diyoruz. Biz kabadayı falan değiliz dedi ya. Biz bir bekçiyi görünce dedi, selam durarız dedi ya. Esas kabadayı sizsiniz ya, devlete karşı çıkıyorsunuz ya. Ben kabadayımdan utandım dedi ya. Sizi tanmayınca. Bir yani de, bu bir bakıma öz eleştiri. Evet, Dündar Kılıç'ın devrimcilere yakın olması, o görüşü benimsemesi ve sempati duyması. Tabii ki sizleri tanıdıktan sonra da olmuştur ama Yılmaz Güney'in de etkisi vardır. Mutlaka vardır. Yılmaz Güney'e çok yakın arkadaştı. İkisi de kabadayıydı aslında. Evet. Yılmaz da öyleydi. Yani bir benzerlikleri var yani. Birbirlerinden de etkilendiler sanıyorum. Çünkü Yılmaz Güney de Dündar Kılıç'tan etkilenmiş. Çünkü Baba filminde de kabadayı figürü var. O kabadayı figürü işte yoksul insanları ve garibanları topluyor. Onların dertlerini dinliyor ve onların dertlerine derman oluyor. Çare buluyor, para veriyor ya da sorunlarını hallediyor ama ben okuduğumda Dündar Kılıç'ın gerçekten bunu yaptığını öğrendim. En son bir ofisinde, mekanında dışarıda insanlar toplanırlarmış. Onları tek tek dinlermiş. İşte paraysa para, başka bir ihtiyaçsa ya da yardımsa yardım eder mi zaten? Sanırım Yılmaz Güney de Dündar Kılıç'tan çok etkilenmiş. Bir de şey yani Dündar da Yılmaz Güney gibi, Dündar da fakir bir aile çocuğu, Sürmeyden çıktı. Hı hı. Yani Ankara'ya geldi, gurbet. Hı hı. Orada Ankara'da komilikle başladı işe. Orada haraç yiyen bir adamı öldürdü. Orada barınamadı, İstanbul'a geldi. Hayatı öyle yani. Şey fukara bir ailenin çocuğu, bir emekçi çocuğu. Yani o da belki de büyük ihtimal etkilemişti. O da toplumdan, düzenden intikamını almak için kendini böyle bir kabadayılığa adadı ve başardı da onu yani. Peki, Dündar Kılıç'ı tanımış birisi olarak
geçmişteki kabadayılık raconu ya da sistemi ile bugünkü son zamanlarda da çok konuşulan mafyalık düzenini karşılaştığınızda aradaki farklar neler? Şimdi siz de bunu iyi bilirsiniz. Rahmetli Uğur Mumcu. Uğur Mumcu. Uğur Mumcu'nun ünlü kitabı var. Tarikat, şeriat, ticaret. Hı hı. Şimdiki bugünkü mafya düzeni ona döndü. Bütün mafya liderleri, ülkeyi soyanlar siyasetçiler. Dündar'ın öyle siyasetle bir ilişkisi yoktu. Hiçbir belediyeden bir ihale aldığına tanık olmadım Dündar'ın. Hiçbir siyasinin koluna girip de bana bu ihaleyi ver dememiştir Dündar. Tam bir kabadayı. Gider bir zenginden, üstelik de kendi tabiriyle biz pezevenklerden ve eroincilerden para alıyoruz derdi. Şimdiki mafya düzeni tamamen işte siyaset, tarikat, ticarete dönüştü. Aslında bir nevi dönemin Robin Hood'u gibi bir şey sanırım. Yani sayılır. Sayılır. Sayılır tabii, evet, Robin Hood. Benzetme uygun bence. Peki sizin onunla böyle çok özel, en özel ve unutamadığınız anı hangisidir desem? Dündar Kılıç'la aklınıza kazınmış olan. Bir gün o güzel bir şey. Telefonla aradı beni. Alamadım sesini dedim. Ya biz Mohikanlar gibi yakmadım İstanbul'u dedi. O güzeldi. Ya Dündar. Şiire atıp da bulunuyor. Evet. Evet. Peki bir de Dündar Kılıç'ın Hilton'u basma süreci ve olayı var. Güzel. Onunla ilgili detay biliyor musunuz? Ne oldu biliyorum aslında orada? Çünkü mahkemeyi başından sonuna kadar izledim. Hatta orada Dündar'ın o sert şeyine, sert tavrına maruz kalan öğrenciler, şey garsonlar bizim okulda öğrenciydi. Boylar ne boysa işte. Stajyer miydi? Bellboy. Bellboy'du. Orada. Bir türlü görev yapıyorlardı. Şimdi Dündar bir hanım arkadaşını gece saat 12'de Hilton'a geliyor. Geliyor, biraz da kafasıyı bir yer istiyorum, bir oda istiyorum diyor. Ya burada diyor, biz yabancılara hizmet veriyoruz. Burada yerlilere hizmet yok. Lan ne demek, kendinize gelin diyor falan. Neyse, biraz daha ısrar edecek, ulan orospu çocukları diyor, bu vatan için biz öldük ha, biz bize vermeyeceksiniz de yabancılara vereceksiniz. Silahı çekiyor, diziyor onları sıraya. Hepsinin kafasına bir bir vuruyor. Biraz kanlanıyor kafaları. Başka bir arabaya atlayıp boğaza gidiyor. Sonra Dündar tutuklanıyor. Duruşmasına çıkıyoruz. Bunların hepsi tanık. Tabii sonradan Dündar Kılıç olduğunu öğrenince benim de tanıdığımı biliyorlar. Ya abi biz dedik, sen nasıl ifade verelim? Hepsi ifadelerini değiştiriyorlar. Peki silahını çekti. Biz silahını çek demedik. Hava sıcaktı, arka cebine soktu, mendilini çıkardı. ya ilk duruşmada tali oldu Dündar. İfade, polis yazdırdı onları Dündar. He, o şey zorla ifade verme kısmına giriyor iş. Evet. Dündar nutuk atmayı severdi, bayılırdı. Peki, Dündar Kılıç baba ismini, baba lakabını çok sevmezmiş. Abi derlermiş ona. Evet. Neden abiyi tercih ediyor ya da neden abi olarak kabul ettirmiş kendini? Baba çünkü biraz daha mafyamatik bir isim ya. Mafya olduğunu hiç kabul etmezdi Dündar. Hatta bir gün çocuklar sordu ona. Abi para nasıl tahsil ediyorsun ya, kolay mı oluyor? Ya çocuklar dedi ya, 10 lira almak için helak oluyoruz dedi ya. Bu orospu çocukları para mı verirler adama derdi. Peki, son süreçte vefatını duyduğunuzda neler yaşadınız, neler hissettiniz? Yani üzüldüm, gittim de şeyine, cenazesine. Üzüldüm. Yani Dündar çok iyi dostumdu. Yani başıma bir olay gelse ona gider müracaat edebilirdim. O da çözerdi onu yani. Biraz böyle gariban dostu diye ben okudum ve öğrendim Dündar Kılıç'ı. Gariban dostuydu. Peki. Söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa? Söyleyeceğim başka bir mesajım da var. Buyurun. Güne yönelik. Ben bir
60'tan 70'e kadar olan bütün gösterilere izinli izinsiz hepsine katılmış bir adamım. Hı hı. Bunu bir gün bana polis sordu. Hangi gösterilere katıldın? Dedim 60'tan 70'e kadar olan bütün gösterilere, izinli ve izinsiz olan. Ben de onlara katılan bir yurtsever olarak Kürtlere bir mesaj vermek istiyorum. Uygun mudur? Tabii ki. Buyurun. Bak bunu yetkili bir kişi olarak söylüyorum. Ben 68'de üniversite işgallerinde işgal konseyi başkanlığı yaptım. Deniz'in de yönetimde olduğu işgal konseyi başkanlığı yaptım. Yetkili bir insanım. Kürt vatanseverler olmasaydı, yani anti-emperyalistler, anti-faşistler, asla 68'de eylemleri başarılı olmazdı. Faşistler gelip bastırırlardı onu. Hı hı. O kardeşlik temelinde 68 eylemi başarılı oldu. Ve 68 şimdi de tanımlanmayayım, olağanüstü bir şeydi, orkestraydı. Olağanüstü bir orkestraydı 68. İçinde bütün enstrümanları barındırıyordu. Bu enstrümanların da en önemlisi Kürtlerdi. Antifaşist Kürtler. Şimdi de bu Kürt arkadaşlarıma buradan sesleniyorum sizin kanalınızdan. Ne olur ya, kurtuluşumuz beraber olacak. Bakın Amerikan emperyalizmi bizi ezdiği gibi sizi de eziyor. Ancak tek kurtuluş yolu Amerikan emperyalizme karşı Türk devrimcileriyle bütünleşip Orta Doğu'da bir duvar çekmektir. Bak bunun için çok güzel bir örnek anlatayım size. Salman Kaya'yı tanırsınız. Hı hı. Ünlü bizim, ona İnce Mehmet derdik biz. Evet. Bir gün yemek yiyoruz ondan. Gene bu Kürt meselesini tartışıyorum. O Sivaslı bir Kürt yurttaşı. Hı hı. Dedim ki bak ya, emperyalizm ve işbirlikçileri Kürtleri ezdiği kadar bizi de eziyorlar dedim. Sizi ezen Türkler değil, emperyalizmle bütünleşmiş olan işbirlikçileri. Şimdi sana bir soru soracağım Salman. Sen içimizde en büyük işkenceyi yaşayan adamsın. En büyük işkenceyi sana yaptılar, ona yaptılar. Evet. Seni Kürt olduğu için mi işkence yaptılar sana, devrimci olduğun için mi? Dedi ki devrimci olduğum için. O zaman olay ortaya çıkıyor dedim ya. Kürtleri de ezen, Türkleri de ezen, emperyalizmle beraber işbirliği yapan unsurlar. O zaman bunlara karşı ortak bir savaş yürütmeliyiz. Kurtuluş o. Kendinize gelin Kürt yurttaşlar. Bu iktidardakilere tavsiye ediyorum. Bu yol doğru bir yol değil. Dönsünler yollarından. Hala Türkiye'de cumhuriyet için, laiklik için, Kemalist devrim için ölecek on binlerce insan var. Onlar patlamamış bomba gibidirler. Oynamayın onları şeyleriyle, tetikleriyle. Patladıkları zaman kimse onları engelleyemez. Mesajım bu, alan alsın. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben de her kelimesine katılıyorum. Yani bu ülkenin... Bu son mesajımı ilet yalnız. Evet, hiç merak etmeyin, hepsi yayınlanacak. Ben de her zaman şunu iddia ediyorum ki bu Türkiye'de yaşayan insanların, Türk halklarının her zaman DNA'larında bir Mustafa Kemal Atatürk vardır. Zaman zaman bu şahsi menfaatler ya da korkular için bastırılabilir ama hiçbir zaman silinemez. Her zaman bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk bu insanların, bu ülkede yaşayan insanların DNA'sında vardır diyorum. Bu da benim fikrim olarak kayda geçsin diyorum. Evet. Peki son sorum şu olacak. Dönemin en sol ve en sert tarafında olan birisi olarak daha sonra siz Alaaddin Çakıcı'nın avukatını yapmakla eleştirildiniz. Evet, biliyorum. Bu konuda da size kızanlar da oldu. Evet. Bu neden, nasıl oldu? O sürece nasıl evrildi? Şimdi bunun öz eleştirini yaptım ben. Hı hı. Yani o yanlış bir tavırdı. Sizinki mi? Benimki yanlış bir tavırdı. Yapmamalıydım onu. Yalnız şeyi bile, Çakalı bile Fransa'nın en sol avukatı savundu dünyada. Savunma kutsal bir şeydir. Alaaddin bana rica etti, yapayalnızım dedi ya ben. Kimse savunmuyor beni dedi. Beni lütfen savun dedi ya. Ben ona dayanamadım. Savunmanın kutsallığı açısından kabul ettim onu. Bu savunma geldi de bir güzel de bir şey daha anlatayım size. Yeşilköy'ü basan Filistin gerillaları vardı. Onların da avukatlığını yaptı. Havalimanı. Yok, havalimanı ne? Hı hı.
Hatırlıyor musunuz? Yani okuluklarımdan biliyorum. Hatırlarsınız işte. 8 ölü 27 yaralı vardı. Filistin Kurtuluş Örgütü adam gönderdi. Benim avukatlığımı istedi. Neyse, tek istedikleri şeydi. Filistin davasını anlat. Ben de elimden geldiğince anlattım Filistin davasını ve biliyorsunuz onlar idama mahkum edildiler. Fakat vatan savunması yaptıklarından dolayı cezalarını müebbete çevirdi mahkeme. Hmm. Bundan daha güzel alınacak bir sonuç yoktu. Dava bitti. Bu Kurtuluş temsilcisi bana geldi. Dedi ki ne kadar para istiyorsan sana verebiliriz dedi. Ben de dedim ki gözlerim doldu ya. Dedim ki sizin daha çok paraya ihtiyacınız var. Bana vereceğiniz parayla silah alın kendinize. O da sarıldı boynuma. Dedi ki böyle dostlarımız oldukça biz emperyalizmi yeneceğiz dedi. Bir de bu şey hatırlamışken şeyi de söyleyeyim. Bu gerillaların son sözlerini söyleyeyim. Şimdi duruşmanın sonu. Biz bir gün evvel ziyaret ettim onları. Dedim ki yarın duruşma bitecek. Size mahkeme son sözünü soracak. Son sözü şöyle yapacağız dedim. Diyeceksiniz ki Sayın Başkan öyle bir karar verin ki bize ışık tutsun. Bize yol göstersin. Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun faşizm, yaşasın Arap ve Türk halklarının kardeşliği. İyi anlaştık bu konuda. Öbür gün duruşma başladı. Yargıç bilindiği gibi son söz sordu bunlara. Çocuk Arapça tercüman var. Söyledi bir şeyler fakat tercüman öyle abuk sabuk şey yaptı ki bunu tercüme etti ki yani sizin kararınız beş para etmez. Ben dinlemem falan. Deyince tabii onu zapta geçti. Ben söz istedim. Dedim ki bir dakika Sayın Başkan. Bu tercüme doğru değildir dedim. Dedi ki bana başkan da çok kudretli bir adamdı. Avukat Bey siz Arapça biliyor musunuz? Dedim ben Arapça bilmiyorum ama müvekkillerimi çok iyi tanırım dedim. Böyle bir laf etmezler dedim. Bir daha sordu. Düzgününü söylediler. İşte öyle bir karar ver ki bize yol göstersin. Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun faşizm. Evet. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Vallahi çok etkilendim ben. Gerçekten çok önemli bir süreç yaşamışsınız. Şahit olmuşsunuz bu döneme, bu sürece. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. Faydalı oldu mu acaba? Hem de ne fayda? İyi oldu. Çok kıymetli bilgiler. Bir de siz yaşamışsınız. An be an yaşamışsınız. Sizden bunları dinlemek ve öğrenmek bizim için çok büyük bir hazine, çok büyük cevher. Olur. Çok büyük bir şans. Çok teşekkür ediyoruz. Oldu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.